Uçak kaybolmaları dünya çapında yaygın olmasına rağmen trenlerin bir anda ortadan kaybolmaları çok rastlanılan bir olay değil. Ancak tarihteki en mistik, en inanılmaz kayıplardan biri tren kaybolmasıyla ilgili. Gelin kaybolduktan yıllar sonra tekrar ortaya çıkan gizemli trenden bahsettiğimiz videomuza vakit kaybetmeden geçelim. İtalya'da Zanetti Ekspresi 1911 yılında 106 yolcu 3 personelle Roma Termini tren istasyonundan ayrılmış. İsviçre'ye doğru yola çıkan tren son İtalyan şehri Milano'ya sorunsuz şekilde varmış. Ardından Varese yakınlarında dağlık demiryolu bölgesindeki Lombardiya tüneline girdiği esnada bir anda ortadan kaybolmuş. Yani trenin tünele girdiği biliniyor ama çıkışı bilinmiyor. Bu sırada trenin en arka vagonunun balkonunda sigara içmekte olan iki yolcu son anda trenden atlayarak kurtulmayı başarmış. Yolcuların ifadesine göre tünelde masmavi çok parlak bir ışık ve insanın tüm benliğini kaplayan dip bir ses duymuşlar. Bu yüzden korkarak trenden atlamışlar, sonra da Zanetti Ekspresi bir anda ortadan kaybolmuş. İkinci Dünya Savaşı sırasındaysa stratejik önemi sebebiyle bombardımana tutulan İtalyan demiryolları pek çok zayiatın yanı sıra Lombardiya tüneli de çökmüş. Böylece bir anda ortadan kaybolan Zanetti treni gizemi daha da artmış. Peki Zanetti trenine ne olmuş da bir anda gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuş? Lombardiya tüneli açılmadan önce o bölgede bir mağara varmış ve Lombard kayıtlarına göre bu mağara farklı boyutlara açılan bir portalmış. Bu yüzden birçok kişi trenin tünelde farklı bir boyuta geçtiğine inanıyor. Trenin kaybolmasının ardından tünelde ve bölgede yapılan incelemelerde netice vermemiş ve tren bulunamamış. Tünelin duvarlarında sürtünme izi yokmuş ancak yer yer büyük yanık lekeleri göze çarpıyormuş. Bu da trenin farklı bir boyuta geçtiği iddialarını güçlendirmiş. Ayrıca Zanetti treninin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasının üzerinden birçok kişi treni gördüğünü iddia etmiş. 1935 senesinde İtalya'dan 10.000 kilometre uzakta Meksika'da bazı kişiler 3 vagon ve 1 lokomotiften oluşan tren gördüklerini öne sürmüşler. Bu iddiadan 24 sene sonra 1964 senesinde Rusya'nın Kırım bölgesinde tren yine görülmüş ve bu sefer bir istasyon dolusu şahit de varmış. İfadelere göre önünde Zanetti yazan yolcu kompartımanlarının perdeleri kapalı 3 vagon ve 1 lokomotiften oluşan tren altından kıvılcımlar çıkartarak istasyondan geçip gitmiş. ...1950 yılında bir iddia da Hindistanlı köylülerden gelmiş. Kaybolmasının üzerinden 39 sene geçmiş olmasına rağmen köylüler, köyün biraz ilerisinden geçen demiryolunda saat gece yarısını 10 dakika geçerken 3 vagonlu buharlı bir tren gördüklerini, lokomotifin üzerinde Zanetti yazdığını iddia etmişler. Bu iddiadan 24 sene sonra 1964 yılında Rusya'nın Kırım bölgesinde tren yine görülmüş ve yine bu sefer bir istasyon dolusu şahit de varmış. O dönem Sovyet yetkililer İtalya'da bir kayıt olup olmadığına dair araştırma yapmışlar. Sonuç olarak bir istasyon dolusu insanın ilginç şekilde kolektif bir halüsinasyon gördüğü kanısına varmışlar. Yine de raylarda normalin dışında sürtünme izleri de Sovyet yetkililerce tespit edilerek tutanak altına alınmış. Gizemli tren 1991 senesinde Rusya Pavlova'da bir kere daha ortaya çıkmış. Hatta ifadelere göre tren raylarında dolanan tavukları ezmiş. Bir Rus genci ağır ağır seyreden bu trene atlamış. Daha sonra da kayıp olarak kabul edilmiş ve raylarda yine sürtünme izleri tespit edilmiş. Görgü tanıklarının iddiaları onlarca yıldır yapılan tanıklıklarla uyuşuyormuş. Perdeleri kapalı 3 vagonlu Zanetti isimli lokomotif tarafından çekilen buharlı tren. Tüm ifadelerde ortak nokta buymuş. En önemlisi de tüm görgü tanıklarının treni gördükleri tarihleri kayboluş yıl dönümü olan 24 Kasım olarak vermeleri. Haberlerin Rus basınında çıkmasıyla bazı paranormal araştırmacılar konuya ilgi duymuşlar. Sponsorlar bularak olayı kapsamlı şekilde araştırmışlar ve tarih boyunca trene dair yapılan tanıklıkları tek dosyada toplamışlar. Ardından İtalya'ya giderek trenin kaybolduğu yer olan Milano'daki artık yerinde olmayan Lombardiya tüneli civarında incelemelerde bulunup özel cihazlarla ölçümler yapmışlar. Netice olarak bölgede normalin tam 60 kat fazlası elektromanyetik alan olduğunu saptamışlar. Bir zamanlar tünelin de bulunduğu Lombardiya Dağı'nın derinliklerinde anomalinin daha da arttığını ortaya çıkartmışlar. Araştırmanın sonucu olarak ortaya bir teori atılmış. Bu dağda gerçekten de Lombardiyalıların tarihi kayıtlarda bahsedildiği gibi galaktik bir geçit varmış. Tren bu geçidin aktif olduğu bir dönemde tünele girmiş ve paralel bir evrene farklı zaman ve mekan algısıyla geçiş yapmış. ...1993 senesinde ise herkesi şaşırtan bir şey olmuş. 24 Kasım günü tarihi Roma Termini tren istasyonunda 3 vagon ve 1 lokomotiften oluşan buhar motorlu tren yavaş yavaş perona yaklaşmış ve peronun hemen girişinde durmuş. Görgü tanıklarının ifadesine göre bu tren Zanetti Ekspresi'ymiş. Görünüşe göre gizemli tren kaybolmasının ardından geçen 82 sene sonra geri dönmüş. Yetkililer istasyonu apar topar kullanıma kapatmışlar. Olaydan bir hafta sonra yetkililer tarafından yapılan açıklamada bunun nostaljik bir gösteri olduğu iddia edilmiş. İlerleyen tarihlerde ise garın kapatılmasıyla trene giren ekipte bulunan bir yetkili bunun kaybolan Zanetti treni olduğunu teyit etmiş. İçerisindeki değerli eşyalar yerli yerindeymiş, yolcularsa iskelet haline gelmişler. Trenin daha sonra askeriyeye ait bir ambara çekilerek incelendiği söylenmiş. Fakat 82 sene sonra tekrar ortaya çıktığı öne sürülen Zanetti Ekspresi'nin varlığına dair herhangi bir somut delil bulunmuyor. Bu yüzden şu ana kadar ortaya atılan iddialar uydurma ürünü olarak kabul ediliyor. Peki siz 82 yıldır kayıp olan Zanetti treninin tekrar ortaya çıkmasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten yıllar sonra tekrar ortaya çıkmış olabilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.